Field Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Araç. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy Fit'e akıllı bileklik incelemesi ve bir diğer akıllı bileklik olan Xiaomi Mi Band 4 incelemesi ile karşınızdayız. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak kutumuza baktığımızda gayet basit bir yapıya sahip. Görebileceğiniz üzere sabit bir bileklik kutusu kıvamında şu şekilde üst kısmından ürünümüzü açabiliyoruz. Yan kısmında ise ürünümüzün belli başlı özellikleri, işte suya dayanıklı olduğunu belirten, uzun süre bir bataryası olduğunu belirten bir yazıya sahip. Burada gördüğünüz üzere üst kısmında şurada bir hızlı başlangıç kılavuzu ve aynı zamanda ürünümüzün garanti belgesi bulunmakta şu şekilde. Şu şekilde, evet, burada görmüş olduğunuz üzere bir kutu. Kutunun içeriğinde ise evet şarj aleti bulunmakta. Kendine ait bir şarj aleti. Samsung'un daha basit, diğer bileklik serilerinin şarj aletlerine nazaran daha basit bir yapıya sahip. Şu şekilde görebilirsiniz daha net bir şekilde. Ayrıca diğer akıllı bilekliklerdeki gibi herhangi bir adaptör içinde bulunmamakta. Yanından açtığımızda gayet şık ve basit bir yapıya sahip ürünümüz. Alt kısmında görebileceğiniz üzere sensörlerimiz mevcut. Kısmı burada nabız ölçme şarj aleti cihazı ve şu şekilde herhangi bir kısmını çektirdiğimizde, açtığımızda direkt şu şekilde elimize alarak daha rahat bir şekilde görüntü sağlayabiliriz. Kutumuzda herhangi başka bir şey bulunmamakta. Yan kısmına bırakalım. Ürünümüz yaklaşık olarak, yani belirtilen süre, uzun bir şarj süresi bulunmakta dendi. Ancak diğer akıllı bileklerden daha az bir şekilde süresi var. Şu şekilde dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. Dokunmatiğin çok kaliteli olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu ve benzeri bilekliklerde daha iyi bir yapıya sahip. Bu çok basit bir yapıya sahip. Samsung için alt klasman bir bileklik. Ancak aynı fiyat performans olarak karşılaştırdığımızda herhangi bir şekilde başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Renk olarak herhangi bir renk bulunmamakta gördüğünüz üzere. Sabit renkler üzerinden ürünümüzü kullanabiliyoruz. Aynı zamanda da ürünümüzün su geçirme dayanıklılığı bulunmakta. Yani ürünümüzün açıkçası daha önce bir çeşidini daha denedik. Şu şekilde görebileceğiniz üzere biz bu ürünü aldıktan sonra duş aldık biz bu ürünle. Normal herhangi bir şekilde, hani tuzlu su veya vesaire sulara dayanmaksızın normal bir suda da bozulabiliyor bu ürünler. Yine de verdiği bilgiler şu şekilde, herhangi bir şekilde dokunmatik yok. Sizi kendisinin algılaması gerekiyor. Yani ne kadar mantıklı, diğer bilek nazaran ne kadar karşılaştırılabilir olduğu konusunda yani bir şey diyemiyorum. Evet, gördüğünüz üzere yani görüntü kalitesi evet net. Herhangi bir, yani telefona bağlı değil şu anda ama görüntü kalitesi net. Ancak dediğim gibi kendisinin bileğinize taktığınızda şu şekilde takalım isterseniz hemen. Evet, yani öyle bir yapıya sahip ki basit bir kola takma sistemi de yok. Buradan geçirmeniz gerekiyor. Ya da şu şekilde üstünden direkt bırakabilirsiniz. Yani şu anda evet, siz kendi yüzünüze doğru çevirdiğinizde bu ürün kendi kendini algılayabiliyor ama ne kadar hani çevirerek kullanabilirsiniz görebileceğiniz üzere. 23 adım, 730 kalori. Burada saat bilgileri vesaire mevcut olabilir. Ancak ana ekranımızda zaten mevcut. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Şarjımız 42. Yani biz bunu dün şarja taktık. Belli bir şarj süresi, yani kullandığınız sürece çok hızlı biten bir şarja sahip. Öyle diğer benzeri Xiaomi veya Honor'un bileklikleri kadar uzun bir süre pil ömrüne sahip değil. Zaten Samsung'un alt klasmanda çıkardığı bir ürün. Bu zaten en başında belirtmiştik. 200 TL'ye aşkın bir fiyata sahip olan bu ürün için bence almaya değer mi? Bunu yani siz kendiniz karar verebilirsiniz. Tercih olarak tabii ki Samsung ürünlerini kullanan kişiler için saygımız sonsuz ama aynı fiyat aralığında diğer benzeri ürünler bu üründen bence kat kat daha iyi. Dilerseniz bir de
Daha önce belirtmiştik ama suya dayanıklı olduğunu belirten bir özelliğimiz mevcut. O şekilde küçük bir su testi yapalım. Ürünümüzü direkt suya şu şekilde bandırıyoruz. Hatta bileklik kısmını şu şekilde çıkarıp direkt suyun içine attığımızda bakalım bize herhangi bir tepki verecek mi? Evet, suyun içinden çıktığı hala ıslak olmasına rağmen şu anda ürünümüzü çalıştırabiliyoruz görebildiğiniz üzere. Şu kısımda nabız ölçme sensörü mevcut. Bu da herhangi bir şekilde zarar almadı şu anlık. Ama dediğim gibi aynı üründen bir adet daha mevcut elimizde. Şu ürün, yani yine Samsung Galaxy Fit'e ürünümüz, su aldığı için bozuldu. Hani çöp oldu. Yani herhangi bir şekilde artık çalışmıyor. Şarj da olmuyor vesaire. Ürünümüz dediğimiz gibi fiyat performans açısından bence sınıfta kaldı. Diğer akıllı bilekliklere nazaran bu şekilde konuşabiliyoruz. Ama kötü bir bileklik olduğunu da çok söyleyemeyiz. Görüyorsunuz hani şu şekilde soktuk. Şarjımız da 40'a düştü. 42 idi. Yani hızlı bir şekilde şarj devam etmekte. Dilerseniz hemen karşılaştırma videosuna geçelim. Ürünlerimizi karşılaştırmaya başlamadan önce sizlere çekilişimizden bahsetmek istiyorum. İlk abonelerimize özel çekilişimizde bir kişiye 999 TL değerinde JBL Tune 750 Bluetooth NC Wireless kulaklık, İki kişiye 229 TL değerinde Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliğimiz, bir kişiye 349 TL değerinde JBL Clip 3 Bluetooth hoparlör ve tam 10 kişiye 50 TL değerinde toplamda 500 TL Steam kodu hediye ediyoruz. Ayrıntılı bilgi için Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu şekilde baktığımızda ekranlarımız arasında bir boyut farkı görünmekte. Aynı zamanda herhangi bir şekilde dokunmatik algısı olmayan bir Samsung ürünümüz. Bunun aksine Xiaomi Mi Band 4 ürünümüzde ise dokunmatik olarak kullanabileceğiniz bir ekrana sahip. Aynı zamanda renkli bir ekrana sahip. Birçok renk bulunduran bir yapıya sahip. Bunun aksine ise Samsung Galaxy Fit'e herhangi bir şekilde renklendirme bulunmamakta. Arka kısımlarına bakacak olursak ikisinde de benzer sensörler bulunmakta. Ama bilgi olarak Samsung Galaxy Fit'ten ziyade Xiaomi Mi Band 4 ürünümüzün daha ayrıntılı bir şekilde nabız ölçme ve adım sayma özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani dış görünüşlerine baktığımızda ikisi de benzer yapılara sahip. Mi Band büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda plastiği de, yani kayışları da bir tık daha kalın olabiliyor. Bileğimize taktığımızda şu şekilde hemen birini bir bileğimize, diğerini başka bir bileğimize takalım. Bu zaten kendisinin algılaması gereken bir bileklik. Şu şekilde ikisinde benzer saatlerde görebilirsiniz. İkisi de basit bir yapıya sahip. Bu şekilde hani bileğinizde daha rahat bir şekilde duruyor. Dışarıdan bakıldığında ise çok bir fark bulunmamakta. Bu daha çok dikdörtgen bir yapıya sahipken, kenar köşeleri özellikle dikdörtgen bir yapıya sahipken, bu onun aksine daha çok yuvarlak ve elips bir şekilde diyelim artık bir yapıya sahip. Bunu bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Bu bilekliğimizde bu şekilde baktığımızda, şarj sürelerine baktığımızda, Xiaomi Mi Band 4'e baktığımızda diğer bütün akıllı bilekliklerden çok daha fazla bir şarj süresine sahip. Yani 20 günlük bir şarj süresi mevcut. Ama aynı zamanda Samsung'umuzun da hani bize belirtilen bir hafta, ancak bence 4 bilemediğiniz en fazla 5 gün gidebilecek bir şarj süresine sahip. Bunu zaten daha önce de denemiştik. 16 gün kendimizin kullandığımızı ve firmanın 20 günlük bir veri verdiğini belirtmiştik. Ürünlerimizi bu şekilde karşılaştırdık. Gördüğünüz üzere fiyat performans açısından aynı fiyatlara, neredeyse aynı fiyatlara sahip olan iki ürünümüzde bizce Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliği Samsung Galaxy Fit bilekliğinden çok daha üstün çıktı. Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmından belirtebilirsiniz. Bugün sizlere Samsung Galaxy Fit'i inceledik ve aynı zamanda bu gördüğünüz Xiaomi Mi Band 4
gönlümüzle karşılaştırdık. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere bu ürünleri tanıtmaya ve karşılaştırmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz.